Seni mahkemelerde süründürürdüm de. Karına dua et. Yardım falan istemiyorum, anlamıyor musun? Hem bu düşünceli ve fedakar eş pozları da nedir ya? Yani böyle davranırsan seni seveceğimi mi sanıyorsun? Alo. Reyhan, sen misin kızım? Evet. Yok mu başka telefona bakacak kimse? Neyse, nasılsın? Her şey yolunda mı diye bir aramak istedim. Bir yaramazlık yok değil mi kızım? Yok dayıcım. Baba de kızım. Artık ben senin babanım. Bizim oğlan seni üzmüyor değil mi? Yok, her şey yolunda. Emir kalktı mı? Uyuyordu hala ama. Sesin kötü geliyor senin. Yok, iyiyim. Üşüttüm herhalde biraz. Geçmiş olsun. Kendine dikkat et kızım. Emine söyle seni hemen bir doktora götürsün. Hadi yormayayım seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni korumak sana mı kaldı? Söyleseydin ya olanları. Oğlun kavga etmiş, karakola düşmüş. Gittim kurtardım deseydin ya. Şikayeti sevmiyorum ben. Bak, bana iyilik yapma. Bana yardım etme. Duyuyor musun? Şöyle susmana da deli oluyorum ya. Serpaç'ım, meleğim, meleğim. Ne desin bakayım? Huy, nereye dur senin o huysuz baban da? Oh. Oh. Hoş geldin Şehriye abla. Sana bir müjdem var. Hayırdır? Dün gece masal konuştu. Baba dedi. Aferin benim güzel paçıma. Aferin güzel paçıma. Nasıl oldu? Dün gece eve hırsız girdi. Ne? Nasıl girdi? Ne zaman girdi? Saat kaçta girdi? Ay paçıma, paçıma bir şey olmadı dayım. Bu eve hırsız girmeye nasıl cesaret edebilir? Her yer kamera doludur da. Görüyor musun? Hırsızı görünce dili çözüldü paçımın. Sakin ol.
Hırsızı yakaladım, polise teslim ettim. Hiçbirimize bir şey olmadı. Oy! Ya sana bir şey olsaydı? Benim de tabanca vardır o adamın. Adam değildi ki. Adam değil miydi? Kadındı. Kadın. Dünyanın çivisi çıktı derlerdi de inanmazdım ha. Şehriye abla bir dur ya. Dün gece masalın sesiyle uyandım. Baba diye bağırdı, odasına koştum. Hırsız oradaydı. Ay, oy. Bacım benim. Çok mu korktun sen? Ay, ay. Görüyor musun? Her şeyde bir hayır vardır. Masalcık hırsızı görünce dili çözüldü, konuştu. Hırsızla ne alakası var? Ya kiminle alakası vardır? Ya saçmalama Allah'ını seversen Şehriye abla ya. O saçmalayan sen olmayasın. Ha bu konuya yapmadığın bir şey mi kaldı? Dünyada dolaşmadığın doktor mu kaldı da? Hırsız kızı görünce dili çözüldü paçının. Ya olur mu öyle şey? Tesadüftür o. Belki de korktu diye dili çözüldü. Ben de onu diyorum da. Sonuçta korkmasına sebep olan o hırsız kız değil mi? Yok, kızmayacağını bilsem iyi ki bizim eve girmiş diyeceğim. Da demeyeceğim. Yani sonuçta sen her şeyin daha iyisini bilirsin. Muhabbetine de doyum olmuyor. Ya uğraşma benimle Zafer. Yahu ölüyorum meraktan. Ne oldu anlatsana. Yahu anlatacak ne var? Senin nezarette olman gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. O. Kim? Ya o işte. Reyhan? Şikayetçi olan adamı ikna etmiş. Adam şikayetinden vazgeçti. Vay! Yengeye bak sen. Vallahi bravo. Şu yüzündeki alaycı ifadeyi sil hemen. Kavga ettiğin adam çok inattı. O kadar yalvardım, yakardım. Para bile teklif ettim ama kabul etmedi. Reyhan'a helal olsun vallahi. Gerçekten gözüme girdi bu kız. Babanın haberi var mı? Yok. Babana da mı söylemedi? Şikayeti sevmezmiş. Oo, hayat sana güzel vallahi. İstediğin ipte oynarsın artık. Nasılsa arkanı koruyan bir karın var. Baba baskısını da aldı üzerinden. Neyse, ucuz atlattım. Neşelensene oğlum. Niye suratına sık hala? Hata yaptım ben Zafer. Hangi konuda? Babama hatalı olduğunu kanıtlamak için evlendim. Tamam ama... Ya hataydı işte. Hata. Büyük bir hata. Yaşananları değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Sıkma canını. Kendini akıntıya bırak artık. Tamam. Şu an yapman gereken önüne bakmak ve mutluluğun için çabalamak. Evlilik oğlum bu. Şakaya gelmez. Reyhan ne olursa olsun senin karın. Anlattığına göre fena da bir kız değil. Belki zamanla... Bitmek üzere olan bir evlilik bu Zafer. Sevmediğim ve asla sevmeyeceğim bir kızla sahte bir evlilik yaptım, hepsi bu. Thank you.
Memur bey. Abim benim bu durum ne zaman netleşir be? Senin durumun net zaten. Bak böyle kapalı yerler beni basar biliyor musun? Buradan sonra gideceğin yer de kapalı. Dört duvar. O zaman ne yapacaksın? Bir mucize olur belki. Anca mucize lazım zaten sana. Evini soymaya kalktığın adam zamanında avukatmış. Hem de zehir gibi bir avukat. Ciddi misin sen be memur abim? Şansa bak be. Peşini bırakmaz. Kol al koy da bu durumdan yırtamazsın. Senin için son durakma bu sahne. Ay ben böyle şansım. Hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Ne güzel. Kendini kötü hissetmen için de bir sebep yok ortada. Niye vicdan azabı duyuyorsun? Çünkü... Ya kıza da yazık. Evlendim. İşte o gece... Ben sadece babam hata yaptığını görsün istedim Zafer. O yüzden kabul ettim evliliği. Ama bazen her şey planlandığı gibi gitmiyor maalesef. Ha, ben de onu diyorum işte. Konuşacağım onunla. Boşanmaya ikna edeceğim. Böylece kimse daha fazla zarar görmeyecek. Ben de buna daha fazla tahammül etmek zorunda kalmayacağım. Yerim bu ne soğuk. Allah yersiz barksızları korusun. İzin ne çabuk bitti. İnşallah yeni gelin ortalığı dağıtmamıştır. Nigar. Bismillah yeni geldin. Hemen başladın. Gelin kızımız senden amarat. Maşallahı var. Ay bir türlü sana yarınamıyorum Melike abla. Saçımı süpürge ettim konak için. Bir türlü gözüne giremedim. Hadi Nigar. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır kızım? Keyfin yok. Biz yokken evde seni üzecek bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Yolunda her şey. Yüzün öyle demiyor ama. İyiyim ben. Biraz hava alacağım, evde çok bunaldım. Hava çok soğuk. Kalın bir şeyler alayım o zaman üstüme. Ne yapacağım ben sensiz Cemre? Neyse, sen benim böyle dediğime bakma. Ya bu seyahat sana çok iyi gelecek biliyorum. Herkesten, her şeyden uzakta kafanı dinleyeceksin. Ha, yepyeni bir sayfa açarak döneceksin. Umarım. Ya eğlen, gününü gün et. Senin emiri unutman lazım artık. Kendini düşünmen lazım. Bak, benim telefonlarıma da böyle yapmayacaksın ama, tamam mı? Ya yapar mıyım? Sen benim canımsın. Her gün konuşacağız ha. En ince detayına kadar anlatacaksın bana gününü. Hem birbirimize rapor verme saati düzenleriz akşamları. Ama bir şartım var. Neymiş? Bana Emir'i asla sormayacaksın. Yani sorsan da anlatmam zaten. Yok canım. Evli barklı adam. Niye sorayım ki?
benim işe dönmem gerek. Seni çok özleyeceğim. Ama geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yolculuklar. Teşekkürler. Hadi gel. Ben Suna'nın kontrollerine daha var biliyordum. Ne zaman değişti program? Cavidan. Efendim? Sen beni dinlemiyor musun? Konu ben olunca annem pek dinlemez. Babam doktor randevumun ne zaman değiştiğini soruyor. Geçen ay değişti ya Hikmet, hatırlamıyor musun? Ben de hiç hatırlamıyorum nedense. Benim hatırlıyor olmam yeterli Sunacığım. Size daha kaç defa söylemem gerekli bilmiyorum. Ama ikiniz bir aradayken son kez söyleyeyim. Kontroller çok gereksiz. Ya ben artık doktora gitmek istemiyorum. Her kontrolden sonra aynı şeyleri duymaktan bıktım. Hele o rehabilitasyon merkezinde kalma fikri. Asla olmaz. Neden zorluyoruz? Tedavi hiçbir işe yaramıyor işte. Öyle deme kızım. Ne diyeyim baba? Gerçek bu. Kabullensek ve hayatımıza devam etsek. Ya hepimiz için en iyisi bu. Güzel kızım. Sen çok güçlü bir kızsın. Sana güveniyorum. Vazgeçme. Yürüyeceksin. Asla pes etme. Elinden geleni yap. Zoruma gidiyor demiyor da. Anlamadım. Yok bir şey Hikmetciğim, yok. Babasının desteğini aldı ya, kızımızın sırtı artık yere gelmez. Yürüyecek inşallah. Güçlüdür benim kızım. Var mı konuşmak için? Vakitten bol bir şeyim yok. Burası epey soğuk. İçeri geçelim istersen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nigar. Hoş geldiniz. Tatil nasıldı?
Her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ne var ne yok? Bir sorun yok inşallah. Gelin şöyle bir konuşalım. Ben çok yorgunum, odama geçiyorum. Tamam kızım. Anlatın bakalım. Nasıl gidiyor? Ah Leyla, ah Leyla, olacağı buydu işte. Şansın hep yaver mi gidecek sandın kızım? Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde hop senin gibi yakalanır işte böyle. Oho, uyumuş bu çoktan. Hem masal gibi de anlattık tabii. Leyla Yener. Ha, şimdi yandığımın resmidir işte. Benimle gel. Nereye? Bir saniye. Kemal Bey şikayetini geri aldı. Ama sen burayı çok sevdiysen kalabilirsin. Geldim, geldim. Şöyle bekle. Al bakalım işlemden. Evet, şuraya da bir imzala. Hadi geçmiş olsun. Ben de geliyorsun. Ne şaşırdım ki zaten. Elimi kolumu sallayarak çıkacağımı mı sanıyordum? Hayat benim için ne zaman bu kadar kolay oldu ki? Sebep? Seninle konuşacaklarım var. Seni buradan ben çıkarttım. Öğrendik. Başımıza kalkmana gerek yok. Müsaade etseydin teşekkürümüzü de edecektik. Hatta ediyorum. Benden şikayetçi olmadığınız için çok teşekkür ederim beyefendi. Size de hayatta başarılar dilerim. Ben artık kaçıyorum. O kadar kolay değil Leyla Yener. Benimle geliyorsun dedim. Çalışıyorsun sen bu adam. Benim bildiğim Kemal Tarhun hesabını kitabını yapmıştır. Lan kızın başını yakmasak var. Duydun işte, gayet iyiyiz baba. Asıl sen çok yorgun gözüküyorsun. Biraz yat, dinlen istersen. Yol yordu biraz. Fena fikir değil. Ama... Aması ne baba? Yolda gelirken şirketten aradılar. Bizim Esenyurt'taki yeni şantiyenin imar planlarında bir sorun çıkmış. Dosyayı bakmak, incelemek lazım. Tamam baba, sen rahatına bak. Ben yarın hallederim. Vallahi isabet olur. Ama yarına kalmaz bu iş. Bugün halletmemiz lazım.
Tamam o zaman ben hemen halledip gelirim. Çok geç kalmam. Gelince kaldığımız yerden devam ederiz, olur mu? Hay Allah. Ya üzüldüm şimdi. E tabii ya, siz birbirinizi tanımaya çalışıyorsunuz. Sohbetinizi de böldük tabii. Bir de iş yükledim üstüne. Yaşlılığıma ver oğlum, düşünemedim. Bak şöyle yapalım, sen boş ver işi falan. Ben dinlenir, sonra giderim. Sorun yok baba, rahatına bak sen. Nasıl? Yola geliyor değil mi kızım? Çok doğru bir karar verdim. Çok. Reyhan, bir de yalnızken sorayım istedim. Nasılsın kızım? Bir şikayetin var mı? Bana rahatça anlatabilirsin. Yok. İyiyim ben. Her şey yolunda. O zaman ben gönül rahatlığıyla dinlenebilirim. Bunu da üzerine giyersin, tamam mı? Suna, hadi ama nazlanmanın sırası değil. Randevu saatimize az kaldı kızım. Geç kalacağız bak. Babam boşuna mı konuştu seninle o kadar? Daha var anne. Ay, hadi Suna, hadi. Giydireyim ben seni. Neden benimle gelmek için bu kadar heveslendiğini söyler misin artık? Ne demek o öyle Suna? Ben gelmeyeceğim de kim gelecek? Anne bak ne diyeceğim. Sen hiç zahmet etme. Ben her zamanki gibi Sefer abiyle giderim. Gel. Cavidan Hanım, araba hazır. Tamam Sefer, geliyoruz. Hadi Suna, hadi. Hadi kızım, giydireyim seni. Geç şöyle. Nereye gideceğimizi söyleyecek misin artık? Bak avukatmışsın. Bilmemene imkan ihtimal yok. Düpedüz adam kaçırmaya girer ha bu. Tamam. Tamam, biraz abartmış olabilirim. Leyla'yı kaçırmak bu kadar kolay olmaz. Zaten niyetinin beni kaçırmak olduğunu anlasaydım çoktan gününü göstermiştim sana ama... Sahi anlamıyorum, amacın ne senin ha? Önce beni polise teslim et, sonra bir gece orada bırak, sonra hiçbir şey olmamış gibi gel şikayetini geri al, beni alıkoy, nereye gideceğimizi söyleme, sayayım mı daha? Bana bak bana. Yoksa sana gebe kalıp her istediğini yapacağımı sanıyorsan Erkuş Neti'yi anlat, bunu bilesin ha. Saçmalamayı kes artık. Yoksa benden intikam mı alacaksın ha? İşkence mi yapacaksın bana? Bak benim yakın dövüş eğitimim var, hiç aklından bile geçirme. Sunacığım, senin durumunda yapılabilecek tek şey psik tedaviye devam etmendir. Lütfen anlattıklarımı aklından çıkarma. Sana daha önce fizik tedavi ile iyileşen hastalarımı anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Zor bir süreç, biliyorum. Ama dirayetli olmalısın. Ayrıca rehabilitasyon kampı konusunda da ısrarcıyım, haberin olsun. Yıllardır fizik tedaviye geliyorum. Olumlu bir gelişme olsa zaten kampa gelirim. Ama görüyorsunuz işte, hiçbir şey değişmiyor. Hatta gelemekten bahsediyorsunuz. İstemiyorum ben. Yani artık hiçbir şey istemiyorum. Suna, senin öncelikle kendine inanman lazım. Yapabileceğine inanman lazım. Tedavini aksatmaman da çok önemli.
neresi ya? Niye getirdin beni buraya? Ağzından cımbızla bile laf alınmıyor. Ya dökülsene anlat. Niye getirdin söyle. Sakin ol. Çıkaracak mısın artık ağzındaki şu baklayı? Çünkü sıkıldım. Sana bir iş teklif edeceğim. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ben ölçüp biçmeden, düşünmeden, taşınmadan böyle ciddi kararlar vermem. Ha, ben de onu diyorum yani. Evindeki güvenlik sistemini gördük. Yani ben görmedim tabii. Sen söyledin ya, neyse. Ne diyordum? Senin kadar tedbirli bir adam evine giren hırsıza... Ya ben hırsız değilim de sen öyle diyorsun ya, ondan öyle söyledim. Hırsız sandığı bir kadına iş teklif edecek ha? Neden be? Çünkü bu kişi sen olmak zorundasın da ondan. Peki ya teklifini kabul etmez, reddedersem? O zaman ne olacak? O zaman şöyle olacak. Senden yine şikayetçi olacağım. Büyük ihtimalle hayatının en güzel yıllarını hapishanede geçireceksin. Ya da teklifimi kabul edip günde sadece birkaç saatini bize ayırıp masalla ilgileneceksin. Sahi, o kız senin öz kızın mı? Çünkü hiç benzemiyorsunuz da. O çok tatlı. Yok, yok arkadaş. Kesin bu işin içinde bir bit yediği var. Ya sen ne çeşit bir manyaksın ha? Kurdun değil mi kafanda? Kendin vereceksin benim cezamı. O kocaman evinde zaten bir odan da vardır senin, ses geçirmez falan. Yok, ben gider paşa paşa yatar çekerim cezamı. Çok şükür temiz eşya getirecek arkadaşlarım da var. İş teklifi diyorum. Sözleşme imzalayacağız. Yaptığın işin karşılığında para kazanacaksın. Okursun sözleşmeyi. Beğenmezsen, işine gelmezse imzalamazsın. Anlaşıldı mı Leyla Hanım? Gelin. Sözleşmeyi hazırladım Kemal. Teşekkürler. Oku. Acele etme, vaktim var. Geliş giriş saatlerinde bir problem yok. Zaten ben çoğunlukla akşam çalışıyorum. Hani bazen yaşlı kadın, hasta falan bakıyorum. Onu söyledim. Sen bir an önce alttaki maddeyi oku. Hazır mısın kızım? Hazırım. Güzel kızım benim. İyi olacaksın. Göreceksin bak, bu yolculuk sana çok iyi gelecek. Taksi gelmek üzeredir. Ben artık gideyim. Ben bıraksaydım seni havaalanına. Yok anne. Biliyorsun ayrılıkları sevmem ben. Hem sen gelirsen ben gidemem. Yani seni görürsem gidemem. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Sanki akşam tekrar dönecekmişim gibi burada ayrılalım. Tamam kızım.
şey çok güzel olacak. Böylesi herkes için en iyisi Cemre'ciğim. Bunaldığın an saat kaç olursa olsun arıyorsun, tamam mı? Oha! Mesela bu yasaklı kelimeler listesinde. Sözleşmeyi imzalarsan masalın yanında bu kelimeleri kullanmayacaksın. Bu rakam doğru mu? Ha, yıllık anladım. Aylık. O zaman sana avukata yol ver, 1-0 fazla yazmış. Bak vallahi batırır seni, bu ağa söyleyeyim yani. Rakam doğru. Ne diyorsun? Sefer, biraz daha hızlı gidemez miyiz? Efendim, yerler kaygan. Kusura bakmayın. Bekle beni. Geleceğim hemen. Bütün gün niye koşturduğumuz şimdi anlaşıldı. Aşk olsun Cemre'ciğim. O kadar da rica ettim. Gitmeden önce oturalım bir konuşalım diye. Anlatacaklarım çok önemli. Lütfen Cavidan teyze. Benden bu kadar. Gururumu hiçe saydım. Söylenmeyecek sözler söyledim. Güzel kızım. Bak, oğlum evlenmekle hayatının en büyük hatasını yaptı. Üstelik hala bunun farkında bile değil. Burada iş bize düşüyor. Onu uykusundan uyandırıp gördüğü bu kabustan kurtarmamız lazım. Sen ki en yakın arkadaşısın. Bana yardım etmeyecek misin? Geç kalıyorum. Emir'i sevdiğini sanıyordum. Onun için savaşmayacak mısın? Ne yani? Sevdiğin adamı bir başka kadınla birlikte olmasına müsaade mi edeceksin? Cavidan teyze, lütfen. Emir umarım mutlu olur. Ama bitti. Eğer sen verdiğin sözü tutmuş olsaydın zaten bu durumda olmazdık. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Annem ve arkadaşları bu duruma hiç memnun değiller. Birlikte olursak düzeltebiliriz. Bak şimdi, akıllıca da... Kararım kesin. Beni uzun bir süre göremeyeceksin. Cemre! Cemre dur! Cemre! Cemre!